Pandeminin izini sürmek online atölyemizin bugün 5. oturumunu gerçekleştiriyoruz. Özür dilerim, 6. oturumunu gerçekleştiriyoruz. Pandemiler tarihiyle başladık. Ardından COVID pandemisinin enerji alanındaki, makroekonomik dengeler ve üretim alanındaki etkilerini inceledik. Ardından uluslararası işbirliğinin seyrinde nasıl etkileri olacağını tartıştık. Ve en son olarak da tarım ve gıda tedariği konusunda nasıl etkileri olacağını Türkiye üzerinde daha çok tartıştık geçtiğimiz pazar günü. Bugün de havacılık ve lojistik alanında bir oturum düzenliyoruz. Katılımcılarımızdan Rene Espinet, Amerika'nın en büyük kargo lojistik firmalarından Forward Air'in genel müdür yardımcısı, başkan yardımcısı. Kendisi bize Amerika özelinde ve dünya genelinde lojistik sektörünün nasıl etkilendiğini ve geleceğini anlatacak. Hüseyin Keskin beyefendi, DHMİ'nin genel müdürü ve yönetim kurulu başkanı, yine üniversitemiz mezunlarından, bize havacılık sektöründeki değişiklikleri, etkileri, havalimanları özelindeki etkilerinin de üzerine durarak anlatacak. Bugünkü oturumu Turkcell'in ICT direktörlerinden Kerem Kızıltunç, yine Boğaziçi Üniversitesi mezunlarımızdan yapacak. Ben sözü kendisine devrediyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Merhabalar, iyi akşamlar herkes, hoş geldi. Ben şimdi kısaca konuşmacılarımızı tanıtacağım. First, I would like to introduce our first guest, Mr. Rene Espinet. He is the Vice President of Global Partnerships for Forward Air. He's tasked with international business development at the corporate level while promoting the company's brand globally. And he's been in this role since 2011. Rene actually joined Forward Air in 2001 as the Vice President of the Northeast region. And in that role, he led his team to a back-to-back Region of the Year award multiple times. Before joining Forward Air, Rene served as Evergreen International Airlines Director of Sales and Service, where he was responsible for supporting Evergreen's Asian Common Carriage Program and developing US export flights. He successfully established a North American road feeder network for his Asian counterparts to market 5 short Southeast Asian origin cities, allowing for greater connectivity and product offering via 3 US gateways. Rene also served as Evergreen's Director of In-Flight Services, where he recruited, trained, and managed over 200 flight attendants from 7 different countries. Rene has always been a strong advocate for the air freight industry and served as the secretary for the JFK Air Cargo Association for 7 years in New York. He holds a Bachelor of Science degree in Aeronautical Studies with a concentration in management, as well as an associate's degree in aviation business administration from the prestigious Embry-Riddle Aeronautical University in Daytona Beach, Florida. He is joining us from Orlando, Florida today, and he will give his short his presentation on the effects of the COVID pandemic in United States. I will introduce our second guest after Rene's presentation. Rene, please. Can you hear me now? Thank you. Thank you very much for that very gracious introduction. Very honored to be in front of a group of very prestigious people within the group of Bura alumni. And like to say thank you for giving me the opportunity to present the impact of COVID-19 to trucking in the United States. I'd like to start with sharing with you that everything either starts or ends with a truck in the United States, whether it's food, whether it's furniture, whether it's an iPhone, everything must get picked up or delivered in the United States. So before we start talking about the trucking impact, I think we need to speak a little bit to what's actually been happening with COVID itself. If I can figure out how to move my, there we go.
So I broke it down into four phases of COVID. And the first phase is phase one, and that is the origin of COVID. And as we all know, it started off in Wuhan, China, back in mid-November. In December, they identified the potential source in a market in Wuhan. 41 patients started, and the majority of them were in a market in Wuhan. By January, we identified a name for it in China. And in January, mid-January, January 11th to be specific, China had its first death. And then from there, it started spreading beyond just China. They had their first case outside of China in January the 13th. And by January 20th, the first case was reported in Washington, the state of Washington, but that was actually somebody that was living in Wuhan that came in on one of the flights that evacuated China. Then at the end of January, the World Health Organization declared that COVID represented a health emergency of international concern. And shortly thereafter, the following day, the United States Department of Health put out a warning that it's a health emergency for the United States. And the following day, well, that same day, President Trump puts a ban on foreign nationals entering into the United States if they were in China the prior 2 weeks. Phase two now comes in, and by February, we're going global, and it happens pretty quickly. And we start realizing that there's human-to-human interactions spreading into over 185 countries around the world. The first death outside of China was in the Philippines. And then by February the 11th, the World Health Organization announces that they will name it COVID-19. It starts spreading to South Korea, Iran. Italy has a major breakout. And then we start seeing the first death in the United States in the end of February. At least that was what the first announcement was. That was the first date, end of February, or was it? We'll talk more about that when we get to phase four. Phase three, the World Health Organization declares that it's a pandemic. Italy states that it's so bad that they have to put 60 million of their own residents on lockdown. Sharp increases in Spain. It becomes a US national emergency. We declare it an emergency in the United States. And then there's a leak that the federal plan says that it will take at least 18 months or longer, and it will come in multiple waves. So we think this is important to speak about what's going to happen in not only the trucking industry, but also most economies around the world, if it's not just a one wave scenario that it's possibly got multiple ways to it. Ironically, in phase three, in mid-March to late March, China has no new infections. They announced that they have no new infections. Conversely, New York is starting to become the epicenter in the United States. And then subsequently, shortly thereafter, the United States surpasses China and Italy as the number one country in the world with COVID deaths. By the end of March, more than one third of humanity is under lockdown. Finally, phase four. The world surpasses, on April the 2nd, the world surpasses 1 million COVID infections. 42 of the United States, 42 of the 50 states in the United States have stay-at-home orders. That's roughly 95% of Americans staying at home. A person in California on April the 21st died from COVID, actually in February, earlier than they first stated, 2 weeks earlier than they first initially stated. So they found out that that it was actually in the United States 2 weeks earlier than they initially thought. And then by the end of February, at the end of April, the number of Americans that filed unemployment exceeded 30 million people, which is quite a lot of people for the United States to be on unemployment. So you can imagine an economy that drives global trade is now on lockdown, and it's a trickle effect for the rest of the world. May 1st, 42 states, this is just a couple of days ago, 42 states partially reopen. So we're back on the road to rebounding. And May 4th, roughly, that's yesterday, 3.5 million people
confirmed cases of COVID globally. 1.1 million of those come from the United States. On May 4th, yesterday, roughly 250,000 deaths globally. Of that, 68,000 of them are from the United States. May 4th, over 30,000 new cases and over 1,500 deaths per day in the United States. They're forecasting with this second wave, with people going back to work, should I say, with people going back to work, that number is expected to double. 1,500 deaths yesterday is going to double to 3,000 deaths per day. So this is by far from being over, but we've made a decision to open businesses, open economies, so that the ends don't surpass the means of saving lives overall. So now let's talk about that, how that's impacting trucking. First, you have to understand trucking in the United States. So humor me for just a second, for those of you that do know this, but I'll break it down into three simple categories to keep it simple for you. We have the common carriers, companies like YRC or Old Dominion, which are publicly traded companies. They're very aggressive in their pricing because they maximize the space on a tractor. They're very slow and deferred. They carry dense and heavy freight. Their focus is ocean business or intermodal business. And they work with third parties and they work directly with retailers or wholesale providers, and they interface with their customers through third-party technology. I'm going to go down to the very bottom one that says integrated and e-commerce solutions, such as FedEx, UPS, Amazon, and USPS. They're just the opposite of a common carrier. They are very expensive relative to a common carrier, but they also offer a guaranteed service. They're express, they're expedited, they're very fast in their levels of service, and they have different levels of types of service, but they're all time definite. So you can get 1 day, 2 day service, but it's very fast transit. And they focus on lighter and smaller and loose, like parcels or envelopes. So they're considered the express, air freight, or mail solutions for the most part, particularly the integrated solutions. And they have a very controlled supply chain. They control everything from beginning to end, from picking it up at the shipper to delivering to the consignee. They have total control of the information technology, the actual tracking of the shipment, including customs. They tie into customs mainframe. And then there are the providers that are right in the middle, which we call the expedited providers. Forward Air, the company that I represent, falls into that category. They have regional carriers that compete with the type of service that we have, but nobody does it on as much of a large scale as we do in the United States. And the pricing is more value-based pricing without adding a cost of guarantee to the price, because we're not guaranteeing the service, but we run at the same level as an integrated solution would, except you're not spending as much money on an expedited service because we're not offering you a guarantee along with it. Expedited means time definite, which means scheduled. So imagine an airline that runs on the ground. Every night there's a scheduled cutoff time. Every morning it's at the destinations on time. So think of Turkish Airlines flying around the world, leaving Istanbul very late at night, early in the morning. You're in many countries the next day at destination trying to make your connections or at your final destination by the following morning. That's what we do on the ground with cargo. And the type of business that we move is not necessarily always very dense or always very light. It's a mix of both. So we get a medium load average. And most of the freight that moves through our network is skidded because we move in a forklift environment. And so most of our customers are air freight or ocean expedited. I say ocean expedited because there's ocean deferred, which goes very slowly. And then there's ocean expedited, which means it moves slowly, but then once it hits the United States, it must be expedited. That's the world that an expedited carrier plays in. They play in just in time or when it needs to be somewhere by a particular day or by a particular time to or from the door. And again, like the common carrier, we work mostly on the wholesale market through third parties, and we work with technology that our customers work with, and we feed them through either API or EDI technology, whichever they have that's available to them through the vans that they work through.
So those are the three types of trucking companies. Remember the different modes, because when we start talking about what's moving in the United States, then you're going to figure out that it, what's currently moving in the United States is moving predominantly on either expedited or integrated e-commerce platforms right now, because ocean business is almost at a standstill based on the commodities that they move. So there's, based on the model that they have, each company may have a different type of model. So there is the carrier model. They own their tractors, their trailers, their equipment, the assets. So they're heavy on the asset side, they own the buildings, and they pay the drivers as employees with salary or by the hour or by the mile. They have total control of that entire process. There's also an owner-operator model, which means that you own the trailer, but you're relying on owner-operators. When I say an owner-operator, I think many of you might be more familiar with the terminology Uber or Lyft. Uber and Lyft drivers own their cars and they drive on behalf of Lyft. So an owner-operator, they own their tractor, which you call trucks over there. They own the actual cab, but they don't own the trailer, but they pull for different companies, just like Uber does, pulls for different passengers. So that's an owner-operator for trucking. We pay the drivers by the mile, and then we take on the responsibility of either owning a building or leasing a building based on where the markets that we operate in and out of are. So there's a semi level of control, and you're asset light. You're very asset light in that second model. In the third model, there are brokers of transportation. They don't own any buildings. They don't own any equipment. They just call somebody and say, I've got business over here. Pick it up with your truck and your trailer and bring it to point A to point B. So they have limited control, but also very light assets, but cannot control their destiny as much as the ones that play in the middle. And my company plays right in the middle. So what's moving in the United States right now? Well, based on the current COVID situation, we've seen a huge surge in medical supplies, masks, PPE, ventilators, FEMA charters, essential goods, obviously things that people need to live in the day-to-day world. Pharmaceuticals are moving. People are looking to try and make sure that they have the drugs that they need to survive. This one was pretty interesting. Electronics, huge increase in the demand for laptops. Why? Because with the stay-at-home orders, companies wanted their employees to work from home. So they were buying lots of laptops and there weren't enough. So they're flying laptops into the United States and they have to be delivered to people's homes or to stores so that people can get them, or to businesses so that people can get them. Another commodity that moves hot and heavy right now is the mail. Mail being driven not just by people writing mail to each other, but also people buying things online, e-commerce, and moving those products into the United States and needing to get them to the nearest post offices. Perishables is another thing. People need food to survive, and perishables, you know, there's a lot of food that's moving in the United States right now. And finally, the other commodity that seems to be moving quite a bit is e-commerce. And that e-commerce is actually moving fast, growing faster than anything else, because with the shutdown, people cannot go to stores to buy things. They're doing a lot more shopping online. And as they do a lot more shopping online, e-commerce is growing tremendously. And we'll speak to that a little bit later on. But that fits into the expedited air freight, the integrated and the e-commerce ones that I just mentioned on the previous slides. That's who is moving this business. Those modes in the trucking industry are moving that business. And with the shelter in place, automotive was moving in March, but all of a sudden, right as they closed down people from being on the roads, factories closed, automotive closed, retail just fell completely off. Nobody was allowed to go to the malls to buy, so retail fell off. Show freight, you know, many of you on this call probably go out to conferences, attend conferences. There's no conferences going on in the United States right now. And we don't see any of those happening in the foreseeable future. So with that, all the audio equipment that comes with show freights, or, you know, cars that are going into an automotive show, or things that you would normally move in our network, they're no longer moving. So we've seen a decline in that business moving in and throughout the United States. So what industry sectors are having success moving these products?
Right now, we see the airlines having great success in moving these products because, as I said, they need to move right away. So airlines, and when I say airlines, all cargo and passenger charters. When I say passenger charters, it's not for passengers. It's for cargo. They're putting cargo in passenger seats. Some companies like Air Canada are pulling the seats completely out of the planes because there's not enough passengers to fly. They'd rather fly cargo. So you see that happening. And don't be surprised if you don't see that in the United States or even in other countries around the world. And I'll speak to that a little bit later on. International forwarders are chartering planes. For example, a charter out of China this time last year was probably in the $400,000 range to bring it into the United States. With FEMA and many other people fighting for the available capacity that's out there, they're spending $1.55 million on each 747 charter. One charter is $1.5 million. So there's a lot less available capacity than there is demand, and that's driving pricing for air freight through the roof, three times the price. Driven by passengers, and I'll explain that a little bit later on. 3PLs are having great success, third-party logistics providers. They're light asset-based, but they're brokering things out through platforms that they have available to them. The integrators like FedEx, UPS, they're having success. And clearly, Amazon is having phenomenal success right now. The United States Postal Service is also having great success in this particular environment. So what kind of service offerings will they be having to move their freight? So when I say that, you can move it as a full truckload, you can move it as a less than truckload, you can move it as a van. It depends on what you need based on the demand that you have. The greatest demand right now is for exclusive dedicated truckloads. Exclusive dedicated truckloads in the United States, they can take up to five airline positions in the back of a trailer. And so they can move quite a lot of freight in one truck in the United States. We have 53 feet of available space and a lot of trucks available in the United States to move cargo right now. There's also vans and truckload hotshots, which are smaller trucks that run between cities pretty quickly and deliver to door pretty quickly. And then we have people that are just saying, I don't need a full truck, but I need a partial area in that truck. So there's a lot of that going on. And then there's people asking, hey, listen, I want to move this less than truckload, but can you give me a flat rate for this? Because I need a special rate because I spent so much money on my air freight. I need a special rate so I can deliver it to the final mile. We see that. And the final mile pickup and delivery, that is growing exponentially. People need it delivered to the first and final mile. And we see that obviously happening with the integrators and the United States Postal Service, as well as Amazon. Where in the United States is that business coming through? If you look at my notes at the very bottom here, you'll see to mitigate the effects of COVID-19, the United States government placed restrictions on passenger flights coming into the United States, particularly in 11 gateways. They wanted you to just come into 11 gateways only. What that meant was that if you wanted to come into the secondary markets like Austin, Las Vegas, Portland, Baltimore, Minneapolis, you could no longer do so with your passenger flights. You had to fly them into the main gateways. And Asia and Europe were impacted by this. So not only were they restricting capacity, they were restricting where that capacity could go to. And what does that mean? It means that all the cargo is coming into certain gateways, and those gateways are getting constrained. And so in the Northeast, those are the gateways where most of the freight's coming in. New York, Newark, New Jersey, Washington, D.C., and then Newburgh, New York. You're like saying, what's Newburgh, New York? That's a small little airport above New York, but it's cargo friendly. So cargo flights can land there and get rid of a lot of cargo in one go without being interrupted with a lot of traffic around that airport. Same thing in the Southeast, Atlanta and Miami, and then Greensboro, charters coming in for automotive factories. Not for automotives, but because those factories are being retooled so that they can make medical supplies. So ventilators and face masks, face shields, PPEs, protective gear. Huntsville, why Huntsville? Huntsville is a small airport. Again, all cargo charters don't like going into passenger airports for the congestion. They love going into airports where it's cargo friendly. So Panalpina used to run flights in there.
recently acquired by DSV in the past couple of years. So DSV is doing a lot of charters in Huntsville, in the Southeast, in the West, Los Angeles, San Francisco and Seattle, Chicago for the Midwest, RFD, Rockford, a small airport in Chicago. Well, they're moving a lot of Amazon in that airport, a lot of e-commerce. It's probably one of the fastest growing e-commerce airports in the United States right now. Then you've got the central region, which is Cincinnati. You've got Polar moving that as a hub, DHL as well with a major hub there. Amazon has turned that into a major hub as well. So watch Cincinnati grow as a gateway for cargo. Columbus, Ohio, which is Rickenbacker or LCK, Columbus, Ohio, as well as Detroit, flights continuing to fly in and out of there. And then finally, Dallas and Houston for the Southeast. So you can see that passengers driving some cargo into those gateways that are traditional, and then you've got cargo flights trying to avoid the traditional gateways if they possibly can. Why? Because the ground handlers in those airports, they cannot keep up with it because their employees were getting sick and staying home. Some airports, some ground handlers at some airports, I'll give you an example, JFK, 48% of their employees couldn't come to work because they were either sick or worried about coming to work. So that means there's less people breaking down the cargo and more cargo coming into that airport. Bottleneck. Everything is coming in, not enough to process it back out to where it needs to go. And because it's urgent, people don't want it sitting in an airport. They want it going to the hospitals where it needs to be or to people's homes that need it for the emergencies that are out there. So how is the cargo moving? Rene, maybe for the sake of time, if you can maybe summarize it in the next 5 minutes and then move to the next session, and then we can get back into details during the Q&A. Absolutely. Thank you. So no problem at all. The one big thing on this particular slide to pay attention to is that 45 of the airlines, passenger airlines, are running cargo on their planes now, not passengers, they're running cargo on their planes. So that's 145 flights as of 3/31. And there's a continuation of that. Many of the forwarders are running charters, many of the airlines are running charters. So when these charters come in, you have to find ways to move them to the final destination. Well, that's a problem because before COVID started, Asia, 70% of the business was moving on freighters and 30% on passengers. Out of Europe, 30% on freighter, 70% on passenger capacity. That has completely changed. And now the majority of the business is now moving on passenger airplanes. The problem is there's a 43% decline in available air cargo capacity around the world. So that means that we need to find ways of moving cargo differently, not just on the air, we see it on passengers, but also on the ground. And the pandemic is the cause. So the pandemic is the solution. And the only way that you're going to find a solution is by having something solve the pandemic, a vaccine, or along with government policy. It cannot just be a vaccine. You need government policy to drive a recovery. China is already showing signs of recovery. And by this year, they will be above GDP. The rest of the countries around the world will be behind until 2021, with the exception of Europe. They don't think Europe will be back until 2023. I won't go into what's going to happen with capacity around the world, but I will say that we're on the road. We're starting to see some signs right now in our business of recovery. We were only down 3% last week, and we're starting to see volumes come back up as people start going back to work. And as you look at any of the crises that we've had in the last 19 years, and I'll just give you two of the biggest ones. 2001, we had 9/11 terror attack. A recession. Cargo volumes declined 5.7% in that year. The following year, they were up 7.5%. 2009, the global financial crisis, they were down 10% and up 20% the following year. So we think that the growth will be salient. Even though there's available capacity, there's going to be a quick recovery within the next 3 months. We see demand coming back for trucking and a need to get there. So the question is really whether it's going to be a V recovery, a U recovery, which is what we're going through right now, or if that U recovery
is really going to be a W recovery, where we think we're going back up, and then we have another wave hit in November, we go back down and ultimately have a recovery. I can tell you this, there are 38,000 factories in China currently making medical supplies, only medical supplies, for us around the world. And that's happening all over the world right now. Gonna skip a few of these slides, get to the final slide. And the most important thing to understand is everything needs a first and final mile solution. And we will be one of those providers that will be there to grow with our customers when the economy turns back around globally. Okay, thank you, Rene. And this was a really good picture of both the US and the global impact on the logistics sites. For practical reasons, I will switch to Turkish now for the second presentation and introduce our guest first. Evet, Hüseyin Keskin'le hoş geldiniz diyoruz şimdi. Kısaca Hüseyin'in tecrübelerinden bahsetmek istiyorum başlamadan önce. Hüseyin 1973 İstanbul doğumlu, Boğaziçi Üniversitesi'nde birlikte birlikte okuduk. Matematik bölümünü tamamladı kendisi. Marmara Üniversitesi İşletme Bölümünde yüksek lisans yaptı. Şu anda da finans alanında doktora çalışmalarını sürdürüyor. Türk Hava Yolları'nda yer işletme başkanlığı ve daha sonra da Turkish Ground Services adıyla yer işletme hizmetleri kuran veren Joint Venture'ın genel müdürlüğünü yaptı. Sonrasında İDO Genel Sekreterliği ve TAV Havalimanları'nda çeşitli üst düzeylerde rol aldı. Hüseyin şu andaki görevinden bir önce İstanbul Ground Airport'ta 3. Havalimanı İşletmesi'nin icra kurulu başkanı olarak havalimanı projesine katkılarda bulundu. Geçtiğimiz senede Sayın Cumhurbaşkanımızın kararnamesiyle Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine getirildi. Çok iyi derecede İngilizce bilen Keskin, evli ve iki çocuk babasıdır diye de bir aile şeyinde paylaşmış olalım. Hüseyin hoş geldin. Hoş bulduk. Herkese hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Senden de daha çok havalimanları hem yolcu hem lojistik perspektifinden nasıl etkileniyor? Krizden bu ana kadar hepimiz biliyoruz bayağı ciddi sessizlik arttı çok büyük meydanlarda. Ama asıl biraz da büyük soru çıkışı nasıl yapacağız? Normale nasıl döneceğiz? O konularda bizimle paylaşımlarda bulursan çok sevinirim. Yine bir yarım saatle sınırlandıralım. Sonrasında sorularla devam edelim istiyoruz. Olur inşallah. Çok sıkmadan ben de yapmaya çalışayım. Dilerseniz yine Rönen'in yaptığı gibi bir sunum üzerinden gitmek daha sanki dikkatleri toplayıcı bir şey olacak. Becerebilirsem şuradan paylaşayım sunumu. Şimdi Rene çok büyük özet yaptı bütün havacılıkla alakalı. Tekrar aynı rakamları verip COVID'in tarihçesiyle çok sıkmaya gerek yok. Arkadaşlar takılıyor diyor ki işte Hasan Ali Yücel gibi. Şu an işte talebeler yok. Bakanlığı yönetmek çok güzel, çok kolay diye. Fakat inanın 9 ay iyi biraz aşkındır buradayım. Belki en yoğun günleri geçiriyoruz. Çünkü birazdan biraz rakamlara gireceğiz. Orada göreceksiniz. 3-4 bin tane kiracımız var. Büyük büyük yatırımları olan havalimanı işletmecilerimiz var. Kendi yatırımlarımız var. Şimdi bunların beklentileri büyük. Yani genelde hep umulan taraf kamu tarafı olduğu için bunlarla işte bu pandemi sonrası dönemde ne yapılacak, ne edilecek diye. Öncelikle biz tabii fotoğrafı çekiyoruz. Burada gerekirse hani biz kredi altına girip sektörü biraz fonlayacak mıyız, ne yapacağız, ne edeceğiz diye. Birçok burada vektör var. Sadece bizim havacılıkla alakalı değil. Biliyorsunuz biz Ulaştırma Bakanlığı'na ilgili kuruluşuz. Direkt bağlı kuruluş değiliz ama yine bizim burada bankada, kasada vesairede olan parayı da hazine maliyesi kendi parası gibi görüyor. O yüzden yani yaptığı bütün hesaplarda bunu da görmek istiyor. İşte yıl sonu rakamları, rasyoları tutabilmek için burada önemli noktalarda herkesle istişare halinde olmanız gerekiyor. Yani her istediğinizi her şekilde de vermek her zaman mümkün olmuyor.
Dolayısıyla yine başlayalım biraz. Biz şu anda daha böyle biraz Avrupa hava sahasını kullandığımız için ağırlıklı olarak bu bölgede %84 ile 99, %100'e yakın belki yerlerde trafik kaybı olduğunu söyleyebiliriz. Bir sunum var ama buna direkt bağlı kalmayacağız. Üzerinden gideceğiz. Rakamları da görüyorsunuz. Dünya genelinde bu endüstride yaklaşık 10,5 milyon insan çalışıyor. Endirekt olarak da direkt ve endirekt 65,5 milyon neredeyse Türkiye nüfusuna yakın bir kişiye iş ve istihdam veriyor. Destek olarak dünya ekonomisine sağladığı destek de 2,7. Direkt ürettiği paradan bahsetmiyorum. Sağladığı destek kocaman bir endüstri. Bu Eurocontrol verileri çerçevesinde 2019'da yaklaşık 3582 uçuş gerçekleştirdiği ve buna %88 kayıpla görüyoruz. Fakat hemen hemen bir önceki yılla aynı verileri koruyan kargo sektörü var. Biliyorsunuz işte kargoya çok fazla bir kısıtlama getirilmedi. Kontrollü bir şekilde dünyada ticaretin devam olabilmesi için sadece yolcu transferlerini durdurduk. Sınırları kapattık. Ama yine kargoya bir şekilde kara, hava ve demir yollarında müsaade edildi. Bizden daha ağır olarak pandemiyi geçiren ülkelerden daha fazla trafik kaybı yaşadık. Biraz havacılığımızın yapısı gereği. İç hat, dış hat ve transfer oranı bu tabii etkilenmeyi etkiliyor. Uçak bizim ağırlıklı olarak Türk Hava Yolları'ndan bahsedersek filo yapısı gereği, bunun network yapısı gereği en ağır yaraları alan Avrupa hava sahası bölgesinde Türkiye oldu. Şimdi aşağı yukarı görecek olursak sol tarafta ekrana baktığınızda solda gördüğünüz Mart 2019 ile 2020 Mart karşılaştırması. Burada biz ilk gününden biliyorsunuz ilk tespit olduktan hemen sonra havayolları alakalı tedbirlere başladık. Hele ki Nisan ayında artık trafik tamamen durma noktasına geldi. Ekrana bakınca sağdaki verilerde görüyorsunuz, grafikte görüyorsunuz. Bu gördüğünüz uçak trafiği. Yolcu trafiği zaten sadece bir çizgi şeklinde göreceksiniz 2020 Nisan'da. Fakat kargo trafiği yine bir önceki yıla göre olduğu yeri hemen hemen koruma trendinde oldu. Şimdi bu şekilde olurken dünyanın tabii bir sürü örgütleri var. Bu hem sizi bir takım tedbirler almaya zorluyor hem de pandemi sonrasıyla alakalı ne yaparız ne ederiz diye herkes bir yandan düşünüyor. Siz de bunlara üyesiniz. Burada onları temsil ediyorsunuz. Bununla alakalı recovery planları yaptılar. Türkiye sadece havalimanlarıyla sınırlı bir havacılık hizmeti yok. Üst geçiş de sağlıyor. Ve bu siz şu anda normal günlerde olduğunuz herhangi bir noktada yaklaşık 20 saniyede bir üzerinizden bir uçak geçtiğini düşünebilirsiniz. Şimdi bununla alakalı sektörler vardı. Bu sektörleri hemen hemen canlı tutmaya çalıştık. Biraz kapatsak da çünkü biliyorsunuz sınır ötesi operasyonlar var. Bunlarla alakalı da hava sahasının sevk ve idaresi söz konusuydu. Önce bütün dünya şeyi merak etti. Slot dediğimiz duymuş olduğunuz bir yere uçuş iniş hakkı. Bunlarla alakalı historik haklarımız neler olacak diye. Çünkü bir yerden slot aldığınız zaman bunun aldığınız ilgili senesinde yaklaşık %75'ini kullanıyor olmanız gerekiyor. Eğer bunları kullanmazsanız bunları havuza iade etmeniz gerekir. Biz dedik ki hiçbir koşul sürmeden herhangi bir şekilde aldığınız slotlarınız hiçbir hak kaybına uğramayacak. Bununla alakalı taahhütte bulunduk dünyaya. Hatta biz hızlı bir şekilde de verdik bunu. Çok da ön açıcı oldu. Bir sürü ülke örnek oldu. Sonra havalimanlarında hem bizim yerli taşıyıcılarımızın hem de yurt dışındaki firmaların burada konaklayabilmeleri için gerekli tedbirler alındı. Çünkü uçak parklanması da oldukça bir sorun. Çok yüksek maliyetleri yok ama havalimanları ve havayolu taşıyıcıları için çok büyük bir sorundu. Sonra kiracılarımız vardı. Yani bizim işte Antalya, Dalaman, Bodrum, İzmir, Ankara, İstanbul, Gazipaşa, Çaycuma,
vesaire limanları, Sabiha Gökçen'i biz işletmiyoruz. O savunma sanayi başkanlığında. Bu gibi havalimanlarının işletmecisi ayrı dahi olsa bizim işlettiğimiz. Ne gibi? Yani Türkiye'de 56 tane havalimanı var biliyorsunuz. Trabzon gibi, Samsun, Gaziantep, Adana vesaire gibi havalimanlarında da bizim işte bir yerde çay satan, leblebi satan, rentekar yapan vesaire bir sürü kiracılarımız var. Ve bunlar bütün hayatlarını buradan geçindiriyorlar. Bunlarla alakalı biz şu anda devlet olarak o kiradan vazgeçemeyeceğiz ama bunları erteleyeceğimizi taahhüt ettik. Bir miktar 3 aylığına bunlara faturalarını ertelettik. Ve daha sonra bu süreyi ilerleteceğiz büyük bir ihtimal. Sonra yavaş yavaş artık Cumhurbaşkanımızın da biliyorsunuz normalleşmeyle alakalı ilan etmeden önce normalleşmeyi hazırlık safhası 4 Mayıs'la 27 Mayıs arası, 27 Mayıs'la Ağustos, Ağustos'tan yılbaşı ve sonrası gibi 3 döneme mantıken ayırarak yapılan bir planlama vardı kabaca. Bu sektöre göre herkese serbestiyet verildi. Biz de bu anlamda ağırlıklı olarak çalıştığımız Sağlık Bakanlığı, Turizm Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve hep beraber ortak bir şeyler hazırladık. İstedik ki dünyaya da örnek olsun. Bununla alakalı benim ortaya attığım COVID Free Airports diye, Pandemi Free Airports diye bir projeyi geliştirdik. Bu hakikaten dünyada daha yapılan bir şey değil. Bütün dünyada biraz sonra paylaşacağız. Örgütlerin sizi zorunlu kıldığı dokümanlardan yola çıkarak hazırladığımız ve bir ruhsat gibi değil, bir sertifika gibi bir program hazırladık. Çünkü ruhsat bir yerden alırsınız, asarsınız duvara. Eğer bir şikayet olursa gelinir, yoksa 5 yılda bir şey olmaz. Ama sertifikada belli şartlar var. Bu şartları sağlamanız lazım ilk etapta. Ve daha sonra bu yaptığınız, bu sertifika kapsamında yaptığınız taahhütleri yerine doğru getirdiğinizi ispat için sürekli de denetimde bulunursunuz. Burada kesintisiz hizmetin sürdürülebilmesi için havalimanlarında öncelikle kendi çalışanlarımız, misafirlerimiz dediğimiz yolcularımız ve diğer bütün paydaşlar, yani emniyet, gümrük vesaire kim geliyorsa aklınıza, bunların hepsini ilgilendiren, hepsine ödev veren ve hepsinin sağlıklı bir şekilde evlerine geri dönüp tekrardan hizmeti kesintisiz olarak sağlayabilmesi için. Çünkü şu anda hakikaten siz de görüyorsunuz istatistikleri gayet güzel gidiyor inşallah. Mayıs'ın 15'ine doğru %90'lar kadar, yani istatistiksel anlamda diyorum, bu iş hallolmuş olacak ama Mayıs sonunda inşallah %99'lara varacağı öngörülüyor. Bütün o öngörülerde matematiksel modeller var biliyorsunuz. Bütün her şey, kısıtlar, yasaklar aynı kalsa ama bugünden sonra sadece hafta sonu sokağa çıkma yasakları iptal edilse 27 Mayıs'ta, 28 Mayıs'ta biteceğini öngördüğümüz bu istatistiğin sonlanması 28 Haziran'a belki ulaşacak. Sadece bir değişkeni değiştirdiğiniz zaman bütün o veri setinin neticesi bambaşka bir tarafa götürüyor. Bambaşka bir takvime götürüyor sizi. Dolayısıyla havalimanlarını, havayolu taşıyıcılığını açtığımızda da tekrardan dışarıdan içeriden dışarıya, İstanbul'dan Anadolu'ya, yani en büyük biliyorsunuz vakaların görüldüğü şehir İstanbul. Buradan belki diğer meydanlara, diğer şehirlere çok yaymayacak şekilde bir şeyler yapmamız gerekiyordu. Bu kapsamda tedbirler aldık. Siz de çok çok duyduğunuz o 14 tedbirin bizdeki uygulamaları gibi düşünebilirsiniz bunu. Burada tabii engelleyici tedbirler var. Ondan sonra bir güven aşılaması söz konusu. Hani insanın ruhunu çürüten de bir süreç biliyorsunuz. Artık hani havalimanları açıldı, yavaş yavaş hayat başladı, normalleşmeye dönüyoruz diye. Burada etkin bir işbirliği söz konusu. Sonra bir standartizasyon söz konusu. Hatta şöyle söyleyeyim, bizim yaptığımız bu sertifika çalışmasının aynısını Turizm Bakanlığı da aldı. Otellerde de hemen hemen buna benzer bir şey uygulayacak. Belki aynı renkte ortak bir sertifika basacağız. Bu sertifikanın şartlarını yerine getiren bütün müesseselerde de aynı renk sertifikayı görecek yerli ve yabancı turist. Beklenen şu, ilkin iç hatların açılması. İç hatların
yavaş yavaş kapatıldığı gibi açılması. Yani full kapasite, bildiğiniz Türkiye içindeki bütün network değil de, hatırlarsanız 17 tane şehirden şehire uçuş vardı. Bununla belki başlanabilir. Ondan sonra yavaş yavaş tam kapasite değil, biliyorsunuz uçaklarda da belli şartlarda uçulacak, yani şehir içi araçlarda olduğu gibi. Havalimanlarında da belli sayılarda alacağız. Yavaş yavaş açıp sonra belki bu pik dönemini aşmış, tedbirlerini tam anlamıyla almış ülkelerle ve ticareti ve trafiği bizde yüksek olan belki işte İskandinav ülkeleri, Almanya vesaire gibi ülkelerle başlayıp ondan sonra yavaş yavaş tekrardan dünyaya yayılma gibi bir planlama söz konusu. Demin bahsettiğim ICAO, ACI, IATA, Eurocontrol, FAA gibi bunların dokümanları, bizim Umumi Hıfzı Sığa Kanunu, ICAO'nun yine Ek 9 havalimanındaki kolaylıklar var. Hiç esnetmedikleri bir şeydi ama bu gibi süreçlerde esnetilen hadiseler var. Sağlık Bakanlığı'nın genelgesi ve tavsiyeleri ve hazırladığımız bütün dokümanları yine o bilim kuruluna gönderiyoruz. Onların da onaylarını aldıktan sonra ilgili bütün bakanlıkların koordinasyonunu alıp sonra genelge ya da yönetmeliğe çevirip uygulatacağız inşallah bunu. Sonra best practice var, uluslararası en iyi uygulamalar. Burada tabii ki basamak basamak diyeceksek yolcu sağlığı ve güvenliği, çalışan sağlığı ve güvenliği. Tesislerde alınan önlemler var, ilave önlemler. Var olanlara ilave önlemler. Çok çok hani hepinizin görsellerini gördüğünü bildiğiniz şeyler olduğu için çok çok sıklıkla söylemiyorum. Oturma yerlerinin azaltılması işte, kontuar düzenleri, giriş çıkış düzenleri, ateş ölçmeler vesaire. Bagajlarla alakalı bunların dezenfektasyonu. Buna benzer daha tadat edebileceğimiz şeyler var. Sonra kamuoyunu bilgilendirme ve iletişim. Kara ve hava tarafı operasyonları ve paydaşlara sorumluluklar var. Bir görselle anlatacak olursak COVID-19 öncesi bir havalimanında serbest kurallı kuyruğu soldaki şekilde görecektik. Sosyal mesafede olunca yaklaşık sağdaki görselde gibi olacak. Check-in uygulaması. Yine bekleme alanlarında oturma alanları, yine serbest oturma düzeni aşağı yukarı soldaki gibiyken şimdi sosyal mesafe uygulayınca çıkacak tablonun sağdaki gibi olmasını düşünüyoruz. Keza bagaj alımlarındaki karuselleri görüyorsunuz. Burada yine birer tane atlamalı olacak şekilde olacak. Yine ekstra yeni uygulama sağlık kontrolleri olacak. Burada tabii bunu Sağlık Bakanlığı'yla beraber bir şey de konuştuk. Belki bir normal pasaport yanında sağlık pasaportu gibi bir uygulamanın isteneceği, ilk seyahat noktasında aldığı belki sağlık kontrollerini arz edip bu şekilde seyahate başlayacağı gibi şeyler söz konusu. Bu kapsamda yolculardan istediğimiz havalimanlarında muhakkak geldiklerinde maskelerin yanlarında isteyeceğiz. Check-in'i mümkün olduğu kadar online olarak ve biniş kartlarını da SMS QR kodu alarak basılı kartı son tercihi olması yönünde teşviklerde bulunacağız. Şöyle düşünün, uçak içi alınacak tedbirler muhakkak çok çok önemli ama havalimanlarında siz zaten mümkün olduğunca seçerek ve taahhütleri alarak yolcuyu uçağa alırsanız ancak havayolu taşımacılığının önü bu şekilde açılabilir. Yani tedbirin esası aslında havalimanlarında alınacak. Havayolu taşıyıcılarının alınacağı tedbirler de olacak. Ama bu biraz daha yolcunun bilinçlenmesi, yeni normal tabir dediğimiz, hani havalimanına giderken işte isteyen eldivenini alır, kendi uygun maskesini alacak, check-in'i belki online olarak kendi yapacak. Biraz bu döneme bu şekilde alışacağız. Ondan sonra ağırlıklı olarak bu şekilde var. Biz şunu düşündük. İstediğimiz kadar kendi memleketimizde genelgeler yayınlayalım, efendime söyleyeyim, yönetmelikler çıkartalım. Ama bunların uluslararası boyutları olmazsa, tabiri caizse kendimiz çalıp kendimiz söylemiş oluruz.
Bunun böyle olmaması için demin söylediğim IKEA olsun, ACA olsun, bu gibi birliklerle işbirliği içinde bunların dokümanlarından yola çıkarak, bunlarla da paylaşarak bir şeyler oluşturmaya çalıştık. Şimdi uluslararası paydaşlarla da paylaştık. Bu da hüsnü kabul gördü biraz. İki tarafta bakacak. Sen eğer buna uygunsa, bunları uyguladıysa, ben yolcularımı senin ülkene gönderirim. Tam tersi. Ben de eğer sen bunları uyguladıysan senin ülkenden yolcu kabulüne başlarım. Gibi bir yol seçeceğiz. Dediğiniz sürelere riayet etmeye çalıştım. Biraz koştur koştur olmuş olabilir. Kusuruma bakmayınız lütfen. İsterseniz soru cevap şekline geçelim. Şimdilik paylaşmak istediğim sunum çerçevesinde bunlar. Teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar yine chat kutusunu kullanabiliriz soruları almak için. Daha efektif oluyor. Oradan sorular alıp konuşmacılarımıza iletmek. O şekilde başlayalım. Sonra biraz daha vakit kalırsa şey yaparız. So, Rene, we are back to questions now, and our participants will share them mostly in writing. It's proven to be a more effective way to get questions. So one thing is, Mustafa Eilmaz Bilek says, will Rene share his slide deck with participants? Is that possible? Because sure, no problem. Yeah, he's also working for Turkish Airlines, so he might be interested in some of the technicalities. Some of the data. In your presentation. So Latif had a question. There are news about converting passengers aircraft to cargo freighters. What percent will be permanent? Any figures and forecasts? This might be something for you too. Sure, let me, I'll take that. That's actually one of the slides that I actually skipped, so I'm gonna speak to it. This comes directly from Boeing. Hopefully you can see my screen. Over the past 25 years, World Cargo grew 4.6% year over year. Air cargo is a growth business. So after this, just like every little blip that we've had on the radar, the following years, we continue to show growth. And to meet the future demand, World Cargo market will need to add 2,800 freighters. And they'll be added over the next 20 years. Asia is going to require 1,000 of them to meet their regional long-haul demand. But as you can see, the size of the freighter is really where the breakdown takes place. There's a larger need for the 737 freighter to meet more regional needs, particularly out of Asia for the e-commerce business that's growing there. And then the 767 freighter, which is a long haul for e-commerce as well. There's a need for about 500 medium production category aircraft. And then the 777 freighters and the 747 freighters for the long haul, 540 of those large production category will be needed, as well as another 560 medium wide conversion category, which was your question in terms of conversion. And conversion is going to be a bit of a challenge because the word on the street, as I was a part of the Air Cargo Asia Forum last week, which is a virtual conference and I attended, and one of the speakers was Boeing. We had other speakers from very large airlines that were out there. But the word on the street is that there's going to be a lot of airplanes that possibly go back, particularly from passenger airlines, if they cannot survive the economic downturn. So if those passenger planes go back, those lessors or banks would like them to get back to work as soon as possible. But because there will not be demand for passenger, there will be demand to convert them into freighter as long as there's a shortage of cargo capacity. The concern for that is that the cargo conversion is limited by the number of companies that do it. And so there's already back orders for conversions for
the current market, so there's going to be a shortfall of the availability to convert them in time for the current market demand. It's about a 6 month to 1 year cycle to get them converted. And that's after you get a slot. So I think that's going to be the major inhibitor to that question, but it's an excellent question. I think there's a good opportunity for the business, for the technique, for instance. Yes. Airline technique business, and airline technique sector is a good opportunity to adapt this procedure, to this industry, or get into, if not available, get into this industry, right? 100%. It is. Okay, our second question is for our second guest. Just close my chat window here. Once again, Ali Yaşar Aydoğan says, hayırlı akşamlar herkese. Hüseyin Bey dostumuza teşekkürler sunumu için. Kısaca şeyden bahsediyor Üstad. Havacılığın farklı sektörlerinde çalışmış olmanın şu andaki göreviniz için bir avantaj ve fayda sağladığını değerlendirmiş. Mutabık mısınız diye sormuş. İkinci sorusu da COVID-19 krizi nedeniyle başta hava yolları olmak üzere havacılık paydaşlarının devletten ve kamu kuruluşlarından muhtelif destek talepleri olmuştu. Bugün gördüğüm bir haberde bu taleplerin cüzi bir kısmının DHMİ tarafından kabul edildiği, azami kısmının ise kabul edilmediği yönde geliştirme ve eleştirilere şahit oldum. Bu konudaki yorumlarınızı alabilir miyiz diyor. Şöyle, tabii sektörde çok çok kıymetli dostlarımız var. İşte bir şekilde umuyorlar. Yani devletten umuyorlar. Alabildikleri kadar almaya çalışıyorlar. Ve biz de verebildiğimiz kadarını vermeye çalışıyoruz. Orada yazılanlar kadar var. Onların belki birkaç misli daha yapılanlar var. Bir de şu Mayıs ayını vesaire de göreceğiz. Gördükten sonra da daha planladığımız ama daha hayata geçirmediğimiz, erken davranmak istemediğimiz. Şu anda zaten bir tahsilat yapmıyoruz. Tahsilat yapmadığımız için herhangi bir tedbir de alsak, kendi içimizde kararlar da alsak bunun uygulaması zaten Mayıs ayından sonra olacağı için daha bunlar için süre var. Evet. İlk kısmı mutabık mıyız derken sanki Ali Yaşar sana sormuş gibi geldi bana Kerem. Bilmiyorum ki. Mutabıksan sen söyle. Yo, ben mutabıkım. Mutlaka farklı şapkaları takmak. Şöyle ki doğru. Müşterilerinizin perspektifini görmek açısından çok faydalı olmuş. Yani havacılığı zaten bölerseniz havalimanları vardı. TAV'da ve İGA'da yaşadım bunu. Hava yolu taşıyıcılığı vardı. Türk Hava Yolları'nda vardı. Ve ground handling vardı. Onu orada yaşadık. TGS kurucu genel müdürlüğünde. Devlet tarafı kalmıştı. Bir de şöyle olur. Bu sektörde genellikle devlette çalışanlar işte yaşları gelip emekli olduklarında ya da hani kendilerine güvendiklerinde ya da bir imkan olduğu zaman özel sektöre gitmek vardı. Ama özel sektörün hemen hemen tamamında çalışıp devlete gelen ben bilmiyorum. Tek belki ilk örnek olabilirim. Evet. Başarılarının devamını diliyoruz mutlaka. Hep beraber bütün hepimiz için söylüyorum. Ask a question just to Rene please. Rene, could you evaluate the new airport facility in Istanbul? What do you think about the capability of this new facility? I think it will be the second after Hong Kong. When it's fully functioning. So from what we've seen so far, Latif, it's been seamless, unbelievable. And what you guys have done there to continue to move cargo between airports as well, because I understand that there's a shuttle service that you run between the two airports. We have seen absolutely no hiccups in the movement of cargo that comes from particularly Turkish Airlines through that hub. And I was expecting there to be, normally when there's new airports that open up, particularly when there are different gateways, if you will, there's usually a big, what we call teething that takes place. Nothing took place. We saw a seamless transfer of cargo from there. And from a location standpoint around the world, strategically located,
right where you need to be, a huge mega hub for Europe, Asia, the world, Africa, basically the world hub. And I think you're sitting on a gold mine right now, just based on where your location is as well. Hüseyin, would you like to add something on that? Yok, yeterli. Sen ona sordun. Aynen, yeterli kalsın, sağ olasın. Peki. Tunç'un bir sorusu var. Uçaklar, bu yolcu uçakları için daha çok diye tahmin ediyorum. Uçaklardaki hava filtreleri. Çünkü özellikle air condition sistemlerin bu yolcular arasında virüsün yayılmasıyla ilgili çok fazla haber var. HEPA filtreleri vardır uçaklarda. HEPA evet. Filtresi. Bunlar bu filtrelerdeki en son olabilecek en son teknolojidir. Normal trendeki havalandırma sistemiyle uçaklardaki biraz farklıdır. Trende bir havalandırma ile bütün kompartmanı havalandırırsınız. Herkes hemen hemen aynı havayı soluyor diyebilirsiniz teorik olarak. Fakat uçaktayız. Üç koltukta bir yeni bir havalandırma sistemi vardır. Üç koltukta bir. Allah korusun bindiniz, bir yolculuk yaptınız. Herhangi bir hasta olan bir kişi, hani COVID'den bahsettiğimiz için COVID-19 hastası tespit edilirse bunun önündeki, arkasındaki, sağ ve solundaki yani 1, 2, 3 tekrar 1, 2, 3 veya 4, 5, 6 nasıl diyorsanız. Bu yüzden bir dönem uçağın en arkasındaki koltuklar boş bırakılacak, bloke edilecek. Kendini iyi hissetmeyen ya da uçak içinde ateşlenen, öksüren, aksıran, belki normal şimdi bunlara da rastlayacağız. Hiçbir şey yok ama adam öksürmeye başlayacak. Herkes rahatsız olacak bundan. Bunu kibarca kabinin en arkaya doğru gidecek. Ona yine özel kıyafetlerle belki servis edilecek. Bu gibi bir geçici dönemde yeni normal dediğimiz dönem bu zaten. Yeni normal bu. Normalleşmeye de bu şekilde gideceğiz. Uçaklarda HEPA filtresi var özetlersek. Daha gelişkin bir filtre yok. En gelişkini budur zaten. Peki. Another question to Rene, please. Rene, how do you feel about the tension between the U.S. government, especially President and the China, President Trump and China, blaming about the virus? And do you think it's going to be effect on the logistics, on the trade between U.S. and China? I have been through almost 4 years of Trump's leadership, so I'm very familiar with the strategy that he's employing right now. This is more of a strategy to cover his re-election process, and I think Xi knows this, and so there's probably dialogue behind the scenes, and then there's what Trump says outwardly. If you've watched what he's done over the years, he says a lot of rhetoric outwardly, but what he does behind the scenes may not be consistent to what he says outwardly. Does that make sense? Yeah, politics, you mean. Okay. Politics. Okay. One more question for Hüseyin. Havalimanları bu dönemde hangi teknoloji yatırımlarını planlıyor? Dijitalleşme ile ilgili yeni yatırımlar olacak mı? Gördüğümüz alanlar var mı diye sormuş. Adnan Metin dışında birisi mi sormuş bunu? Adnan Metin değil birisi sormuş. Öyle mi, o mu sormuş? şu anda hani dünya bu pandemiyle boğuşuyor. Şu anda normalleşme ve en son bıraktığımız yere en kısa zamanda ulaşma hedefleri ve hayalleri var. Bütün projeler, planlamalar bunun üzerine. Onun dışında tabii Adnan'ın havacılığa sağlayacağı çok büyük katkılar var. Kapı atamalarından, havalimanı operasyonlarındaki maliyetlerin minimize indirilmesiyle alakalı çok güzel çalışmaları vardı. İnşallah onlardan da istifade edeceğiz tabii ki. Şu anda planlamalarda bunlar var. Bir de zaten bizim hani yani de kamunun işlettiği havalimanları fena durumda değiller. Bina olarak da yenileme vardı zaten gittikçe. Gittiniz kendiniz Türkiye'nin her yerinden insanlar olabilir şu anda. Görüyorsunuz memleketlerinizde çok güzel güzel adamlar var. Yatırımı bekleyenler de var.
Hakikaten çok, ben mesela aslen Siirtliyiz. 60 yıldır İstanbul'da büyüdüm. Ama Siirtliyiz aslen. Mesela gidip görme imkanı oldu Siirt Havalimanı'nı yıllar sonra. Hakikaten böyle bir baraka gibi bir şey. Şimdi inşallah büyüteceğiz. Bir de ben hani dünyanın diye başlayan cümleleri kullanmayı çok severiz ya. Ama hakikaten Türk Hava Yolları'ndaki eski pilot böyle şeyler vardır. Eski kulağı kesik pilotlar var. Onlara da sordum hakikaten bu doğru mu diye. Dünyanın en zor inilen havalimanıymış Siirt Havalimanı. Çünkü böyle niyet ediyorsunuz inmeye. Hani niyet ettim Allah rızası için inmeye. Çok büyük dağ var karşınızda maniye. İniş kararını, yani pas geçme kararını çok yüksekten vermeniz gerekiyor. Tam buna karar verirken, yere doğru yaklaşırken kanat altı basınçları azalıyor falan. Çok garip, pisti kısa. Şöyle çevirdik pistiği, böyle çevirdik, şuraya kaydırdık. Hiçbir şekilde olmadı. Yeni bir yere inşallah taşıma planlarımız var. Böyle bir şey. Yani teknolojiden geldik buraya. Havalimanlarını yenileyip tabii içindeki teknolojileri yenileme bir şeyler var. Rene'nin sana bir sorusu var bu arada. Onu yönelteyim. Rene, I will forward your question to Hussein now. I have I apologize in advance if this was covered in the presentation. But heard that some airports are offering COVID screening upon arrival. Is Istanbul planning to do this? Demiş yolcu tarafı. Yeah, of course. Yeah, of course. Okay. So there are two questions I would like to combine, Rene, for you now. It's about the financial impact going forward. Adnan asks, any idea about the possible airline ticket price increases? And then Mehmet Yilmaz also asks, both for cargo and passenger transportation, it seems obvious that there will be an increase in prices and costs overall. Going forward, do you see a major change or will this, you know, go back to normal? Because there will be limited capacity usage, etc. Yeah. So this is an excellent question and ties into the very first question that you posed earlier. And what I foresee happening is supply versus demand on passenger versus cargo. Right now, there's a shortage of supply of cargo capacity and a lack of demand in passenger seats. Nobody wants to fly right now around the world. Businesses are not traveling. Consumers are not traveling as much at this time. So there's more demand to convert those planes. As you, the question earlier was, I heard that they're converting passenger planes into cargo. So really what they're doing is they're just putting cargo on passenger planes. But that question a little earlier was interesting because one major US airline has requested to the FAA if they can take the seats out like Air Canada has. Can they take the seats out and put cargo up there and eventually convert some rows back to passenger, which is similar to what, there's only one airline that I know that's still flying two of their, what we call combi aircraft. KLM is still flying two combi aircraft. They parked them in the desert. And because of COVID, they brought them out of the desert and they're half cargo and half passenger. What I think is going to happen, me personally, and I think this is a good thing for Turkish Airlines to listen to if they're on this call, is to potentially, because there's a lack of demand for passenger, look at your wide body capacity, take out seats where there's no passenger demand. Maybe have a combination aircraft, get approval from your governing authorities to allow you to carry cargo in the back and passengers on the front, and continue to move the passenger seats based on when the demand comes back. If you find the equilibrium between that, then you can have the right pricing for passenger seats and cargo at the same time, and you can control supply and demand of cargo and passengers at the same time. That to me is whoever gets to that first is going to be a long-term survivor in the current environment that we play in. The reason I say that, IATA forecast that we'll start getting back to people traveling next year, but not a lot of traveling. We don't think we're going to get back to 2019 passenger levels until 2024.
That's almost four more years down the road to get back to 2019 passenger levels. So to ask me about passenger tickets going up, I don't think passenger tickets are going up until there's passenger demand. Now, the one thing that can change that is if there's a V vaccine, a V recovery. If a vaccine comes out, then people will feel safe to fly again. And if there's a vaccine, that changes everything that we just talked about. Thank you for the question. There's a related question. Maybe I can combine that and expand it a little bit, because post the crisis, like assuming everything is, you know, pretty much under control. In other sessions of this chain, of this video conferences, we discussed a lot about the impact on globalization and, of course, the supply chain networks in general. And it, of course, there's like national barriers being rebuilt, you know, strategic manufacturing being done on site, like healthcare, Medicare, basic consumer stuff, et cetera, et cetera. What's your outlook in that? Like, do you see this as a disruption to globalization and supply chains in general? Are we somewhat reverting back for the next 5-10 years, moving back manufacturing? Because that's going to have a huge impact on the overall logistics industry. It is most definitely going to happen. And it's happening as we speak. It started happening before COVID, to be quite honest with you. We saw a lot of companies starting to reshore, to diversify their risk in Asia, because Christmas came and I opened all my gifts and everything was made in China. I thought Santa Claus was in the North Pole. He is actually in China. So everything is going to find its way. I think you're going to find manufacturing diversifying into different places. Right now, there's a new NAFTA agreement. And in that NAFTA agreement are incentives to bring, reshore some of the manufacturing that is being done overseas. And so we're already starting to see some of that impacting. In fact, prior to this call, I was on a call with my Mexican partner, and Mexico is going to be a place that I think is going to be interesting. I think there's going to be more production there. Even prior to that, you saw even Apple with Foxconn. They started moving some of their manufacturing out of Asia, moved it into South America, Brazil to be more specific. And you'll see a lot more of that so that they can be more regionalized and diversify their risk from being one strategic area in the globe, because we're a global community. When I sneeze here, you bless me there. When you sneeze there, we say we bless you. And this is an example of that. When you sneeze in China, it's a ripple effect, but it's a 3-month ripple, 3 to 4 month ripple effect, because as I said earlier in my presentation, China's already in recovery. They're making money. Their factories are booming right now, and they're benefiting from the fact that they're already in place. So I think we've learned from this, and we're going to definitely reshore in different countries, not just the United States. Regionalized recoveries will be in place. So maybe it's fair to argue that globalization so far has been mostly China or Asia Pacific centered. Maybe this will be the globalization 2.0, where, you know, there's a redistribution of all the supply chain centralized in China to rest of the emerging countries, like you say, Brazil and Mexico or the Philippines or elsewhere. It's going to be interesting, and that will obviously increase the transportation and logistic demands. Correct. It'll be a much more interconnected world, not only China and US, but everywhere to everywhere, kind of. I think what you'll find is it'll be globalization still, but on a regionalized basis. There will be regionalized globalization that will take place, where we can pull and feed to each other as well, which is the natural evolution that was going to take place anyway. Okay. One question for Hüseyin. Çağrı Alpan bir sorusu var. Onu yönelteyim. Hüseyin Bey, bahsettiğiniz sertifikasyon sürecine benzer çalışmalar diğer ülkelerde de çalışılıyor mu? Her ülke kendi standardını belirlemesi durumu mu oluşacak? Yoksa bunun yerine dünya genelinde bir otorite bunları belirleyip bu şekilde mi regüle olacak? Ne düşünüyorsunuz? Bu iki yönlü. Her ülkenin havacılığı birbirine benzeyen yönleri vardır. Bölgesel olan tarafları vardır. Onlar da serbest bırakılabilir, ama hani asgari müşterekler muhakkak sağlanması gerekir birbirlerine rahatlıkla geçişleri için. Bu otorite bunu, evet,
bir genelgeyle söyleyebilir, emredebilir, diyebilir bunları uygulayacaksınız diye. Ama bunun dışında kendi sertifikalarını, kendi şeylerini, yani minimum risk seviyesini oluşturacak şekilde belki uluslararası bir otorite söyler ama onun dışında siz daha büyük risk algınız daha şeydir, onu biraz daha yükseltebilirsiniz. Bir tane daha herhalde ben şu chat'e bakarken soru vardı. Ben hızlı hızlı öyle geçeyim de belki kapatacaksınız. Şurada şey demiş bir başka arkadaşımız. Ben de görüyorum buradan. Filtreler, hangi teknolojik yatırımlar, sertifikasyon, otorite. Evet, bu önlemlerle yeni bir dönem mi başlıyor? Kesinlikle yeni bir dönem başlıyor. İbrahim Noktasir sormuş. Bu yeni dönemde maliyetler etkisi olacak mı? Bu sektörün gelişimini ne yönde etkileyecek? Eğer sorduğunuz maliyet son kullanıcı olan havayolu yolcusunun alacağı bilet fiyatını soruyorsanız buna yansıyıp yansımamak, bunu biraz içeride tutmak, havayolu taşıyıcılarının biraz kendi stratejileri içinde belli olacak bir şey. Maliyetler artacak mı? Evet artacak. Çünkü siz normal operasyonda olmayan şeyler istiyorsunuz. Sayıyı azaltıyorsunuz. Operasyona devam et diyorsunuz. Bunlar muhakkak maliyetleri arttıracak şeyler. Ben bazılarını birleştirip sormuştum. Şöyle bir soru var. Belki onu yöneltebilirim hızlıca. Hem sana hem Rene'ye sorayım ama senin tarafından. Özellikle teknoloji tarafında bu hep konuşulan işte insansız havalimanı, işte dronlar ve robotların servisleri yaptığı veya dronların havalimanının dışında da lojistik bacağını uzattığı şeyler, senaryolar hep konuşuluyordu. Bunlarla ilgili bir hızlanma öngörür müyüz bundan sonra? Görürüz. Şu anda mesela bu zone, bu COVID öncesi olsaydı ne kadar cazip gelirdi bilmiyorum. Mesela geçen sayayım size. Bunlar çok önemli insanlar olduğu için söylemiyorum. Hani hepimiz önemliyiz ama ajandası biraz daha yoğun olan adamlardan bahsedeceğim. İşte Turizm Tanıtma Genel Müdürü, TCDD Genel Müdürü, ben, Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı, oradan 2-3 tane daha genel müdür yardımcısı, yaklaşık böyle 20-30 kişilik bir şey. Pazartesi saat 2'de oturduk, bir saat burada bunu yaptık. Ama bu adamların İstanbul'da ya da Ankara'da da toplanıyor olmalarını düşünsenize. Yani muhakkak birinin ajandasına şey yapmayacak. Bu geldi. Bence bugünler geçtikten sonra bunu kullanmaya devam edeceğiz biz. Zoom kullanıyoruz şu anda ama Zoom'a benzer bir şey kullanacağız. Dolayısıyla bir sürü şey ya şimdi hani Türkiye'ye bütün dünyada metrobüsler normalde şoförsüzdür biliyorsunuz işte. Türkiye'de şoför koydular birer tane falan opera etmemesine rağmen vesaire gibi cümlelerle başlanabilecekti ama yok. Bu dönem başka bir yeni, başka bir normalleşme. Belki teknoloji anlamında bir sürü şeyin hızlandığını göreceğiz. Ben o kanaatteyim, o tarafta duruyorum. Okay, same question to Rene. We were discussing about the technological innovations like drone technologies, robotics, etc. Will this be like a quantum leap, do you think? Because some of them were being discussed for the last decade almost, but there was like legislation, practicalities, unions, you know, contracts, etc., etc., that were like kind of impeding the adoption in a way. What's your outlook going forward from a use of technology perspective? I think drones are a great technology and have practical applications where they make sense. So feeding people in parts of Africa where there's no infrastructure, for example, where regulation will approve it much faster, it will be adopted much faster. And I think within regionalized areas where companies like SF Express, who have invested heavily in the technology, and when I say drones, what's interesting about SF Express, they've gone to the lengths of trying to operate drones without pilots. And I'm talking about planes, not little drones. I'm talking about small aircraft, general aviation aircraft, and flying them without pilots. And if they proved their concept, they're looking to reduce cost, which is cost of labor, which could be a different concern. And that will be longer drawn out process because there will be a lot of pushback against that. Thank you.
This is from Ceyhan. I think this is Hussein Ceyhan. He's the VP for Turkish Airlines in Asia Pacific for cargo. A comment for the PAX cargo only flights. It's not an easy job to handle. Not all ground handling agents can uplift the upper deck passenger cabin, he says. Only some ground handler agencies accept to handle that. Correct. Takes around 4 or 5 hours for ground time turnaround, I think. Yes. Even if we uplift the passenger deck, the maximum payload can't reach over 40%. Only can accept light boxes not more than 20 kilos each. Right. And the price of cargo has to be over 3 times to cover the costs, he says. This is more a comment, but if you would like to comment on that, of course. He's 100% correct. And that's why airlines are being very selective about what they accept. And different countries around the world have different regulations as to what they're allowing their companies to put on the passenger decks. That's why what Air Canada has done has made things very interesting, where they pull the seats completely out of the airplane and get approval from their regulators to put cargo fully up there and eventually put nets up and be able to put tracks where they have seats down the road. That's why I think that's the way of the future, because then you will be able to get more cargo on again. But remember, the passenger planes are structurally configured, unless you get what we call airworthiness directives to change the the weight restrictions that are on passenger floors, then you're going to continue to be restricted by what you can put on the main deck. But at least with e-commerce, there's a lot more lighter goods, and e-commerce is moving and mail is moving. So there are certain products that do fit into that niche that allows you to get a revenue contribution towards that. But to his point, if you don't have the right revenue contribution towards it, it's not worth doing those flights. But right now, people are looking for revenue opportunities to keep their planes flying versus having them grounded in the desert. Okay, thank you. I think this is the last question, unless another one comes in while we are discussing this. As we observe, Turkish cargo has remarkably grown for the last 4 or 5 years after the coronavirus period. What do you think, how Turkish cargo will be affected by newly designed air cargo sector? Will new design, changing route and method of supply chain may cause an increase in income for Turkish cargo because of its geopolitical location? And you know, proximity to almost every market, or will a completely falling on all parts of aviation sector, including air cargo and Turkish cargo, for example, can we say the increasing preference against rail for railways will take place? You know, this is an interesting one. I was going to ask you about something related. This One Belt, One Road initiative. Maybe we can squeeze in that question as well. What do you think from a logistics perspective? So let me answer the first question first. And I think that Turkish Airlines' diversification of destinations and city serves is actually its strength, not a weakness. It gives them more cities to diversify themselves away from when markets get extremely depressed. So they've got more locations to service, and that diversification is a strength, an opportunity. And then it's just a matter of which equipment they want to put into the sectors and what frequency they want to put into those locations to make sure that they maintain their profitability. That's one of the weaknesses of many of the US carriers. They can't service as many destinations as you can, and you're diversified in the locations you go to, which allows Turkish Airlines, should I say, to keep their yield up higher because they don't have competition in some of these specific markets. So when everybody else is in the mud with the pigs, I say, Turkish can be responsible in serving markets that, you know, they don't have to worry about competitive disadvantages that may be out there. And then they can diversify on cargo versus passenger based on the different places where the market demands remain. But this is a globalized effect. So it depends on, they can ride that wave. Right now, the wave is coming from China. And as we retool in the United States, and the United States says, hey, listen, we're making masks now. Made in America may be better than made in China. In fact, your colleagues in China will probably tell you
that charters are sitting on the ground for 2 days waiting for inspections to take place on the PBEs, because the quality of the masks coming in from China are not as strong consistently. So they're now doing the inspections before they leave China. But if they can get masks made in the USA now, we may be serving markets like Russia and other places around the world, which puts Turkish Airlines at an advantage in bringing them to the other countries that are falling behind. We can see Brazil is struggling right now. They don't have anywhere near the infrastructure. So the more diverse destinations you are able to service from different places gives you a greater strength. Going back to the concern for rail, I think rail for us, when I think of rail in the United States, I think of ocean. I think of things that would traditionally be deferred and not expedited falls on the rail side of the business. Things that need expediting, people are willing to pay a little bit more money to put on a plane. There's a reason it's going on a plane. It's expedited. So I don't think rail competes as much with airlines as people think it does. I think it competes more with a deferred service offering where they may compete more with trucks on the ground, especially in Europe. There's a lot of trucks on the ground. Okay. So I was corrected by the host. We will now open questions for verbal questions now. If anyone wants to take the question, ask the question, they will be welcome. Şimdi şeyi açtık arkadaşlar. Sınırlamayı kaldırdık. Sesli olarak da soru sorabilirsiniz Hüseyin Bey'e veya Röne'ye, misafirlerimize. Ondan sonra şey yapacağız, bir 10-15 dakika daha devam edebiliriz diye anladım. I have a question to Röne. If you look at the what happened in the US, Warren Buffett sold all the stakes from the airlines. Yes. Are you expecting in the coming future governments are going to own most of the airlines, or private sector still will have the appetite to invest in the airlines? So great question, Adnan. And Warren Buffett knows how to move the market. I see it as an opportunity to choose the airlines very selectively as to whom I will invest with, because there are some that have weathered this kind of storm before and will do well and come out of this much better, because there will be a correction in the marketplace. Undoubtedly, we're looking at airlines that are struggling right now to make ends meet, especially some in even Europe right now. So there's going to be a correction in there, and I think that they will come back around. And those that are able to weather the storm based on where the current market is, and again, I'm going to say the vaccine is the big difference. When a vaccine comes around, I'm going to be best positioned, because I would have bought stocks much cheaper than everybody else. So there are some airlines, you know, just looking at the big three, I think United and Delta comes out strong. I think American, a little bit tougher. Their financial position's a little tougher. Warren Buffett's will come back in. He'll come back in and invest in the airlines when he thinks the time is right, though. So he's actually moving the needle in the market just by making comments. And in terms of the government question, I think the government has already come in with their $2.3 trillion incentive, if you will, to help. And these airlines, this does not really give them a lot of cash flow. It gives them, I'll give you an example. I think United Airlines got about $5 billion, and that helps them just cover their payroll. So it's based on what their payroll is. So they get, let's just say your monthly payroll is $1 billion. They give you 5 months of your payroll, and you're not allowed to furlough anybody. You're not allowed to lay them off. And so you have to keep those people employed for the next 5 months. But these airlines right now are downsizing. Behind the scenes, United is downsizing, Delta's downsizing, and resizing themselves to where they see the current market is. Because they've got the data. They know how many passengers are flying, and they know where the demand is going to come back up first. It's going to be on... The first travelers will be business travelers, and it will be a domestic demand first. Then it will be international demand thereafter. And then after business comes back domestically and internationally, then it will become leisure travelers thereafter. A quick question. Do you think anybody is working on the use the cargo for the social distancing in passenger side?
So you do the configuration of the airplane seating such that you use the empty seats as a cargo carriage. Yes, they are using the empty seats for cargo carriage, but the majority of the cargo that is coming in for medical supplies is predominantly coming in on all cargo charters. The majority of it is coming in on all cargo charters. I would like to ask to use the cargo as a social distancing for the passenger side. I don't think you can do that. No, the answer is no. You cannot do that because it has to be strapped down and safe amongst other passengers. So unless there's, at least for the US flag carriers, because I used to work for an airline in the past, unless you're a US flag carrier, you cannot have cargo intermingling with passengers in the same cabin. You would have to have something called a bulkhead, something that separates the cargo from the passengers. So that's the key. One more question to René regard Kerem. Lütfen adam buyur. Yeah, René, regarding to the IATA related rules and regulations, I didn't hear, maybe I missed the if there are some new regulations. Are there any new regulations imposed by IATA to make sure that all the post-corona related journey will be executed? And so I believe this is going to have quite a big impact, the cost base of the airlines and the airports as well. I think it's a brilliant question. And I think it's not a matter of if, it's a matter of when that takes place. And I think that they're waiting for recommendations from the scientific community as to the best way forward. I do see a lot of the US flag carriers taking stances to spray their airplane cabins prior to any passengers coming on board. And I see them loading completely different. They load from the back to the front to make sure that the interactions between passengers are minimized. I think that they're taking those initial steps, but those are carriers themselves. There's no regulators, to your point, taking a stance proactively to say, this is what we need to do moving forward. IATA is not doing any of that. I don't see any of it myself. Maybe Hussein has some insight from the airport side on that question. It's a brilliant question. Yeah, I believe so. Hussein, belki sen bir şeyler ekleyebilirsin. Ne dersin? Tekrar edebilir misin soruyu Adnan'cığım? Ya şey tarafında post korona sonrası için hava yolları ve havalimanlarındaki standartlarla ilgili uluslararası regülatörler herhangi bir regülasyon önümüze koyabildiler mi bugüne kadar? Koydularsa bunların maliyeti nasıl yansıtılacak yolculara veya oradaki stakeholder'lara? Çünkü hem havalimanına hem de hava yoluna muhtemelen şey olacak, etkisi olacak. Aynen. Şöyle kısmen ufak ufak tartışılıyor. Yani daha ilan ettikleri bir şey yok. Şu ana kadar ilan edilen bir şey yok. Ülkelerden alıyorlar, işte biz hepsine üyeyiz. Bizlerden alıyorlar bir şeyler, üst üste koyuyorlar. Şu anda aslında dikkat ederseniz Türkiye'de de şey ilan edilmiş durumda değil her sektörde. Mücbir sebep, bunun force majeure olduğu daha ilan edilmiş değil. Yani bir taraftan düşünüyorsunuz, diyorsunuz ki bu force majeure değilse, mücbir sebep değilse herhalde bundan sonra bir tek kıyamet kalıyor. Başka bir şey yok yani. Ama force majeure ilan edilince sözleşmelerde her iki tarafa bazı yükümlülükleri yerine getirmek ve getirmemek hakları doğuyor. Yani ben sözleşmenin bir tarafıysam, diğer tarafı hava işte diyelim ki bir havalimanı, işte terminal işletmecisi, bana da bazı haklar veriyor. Bazı yükümlülüklerin ifasının ortadan kaldırıyor. Bu yüzden bu kadar çabuk bir şeyler söylemek çok mümkün değil. Alınan bir kararın bütün etkilerinin, o zincirin veya sonu nereye kadar gidecek şu anda öngöremedikleri için herkes biraz temkinli davranıyor bu süreçte.
O maliyetleri kimse üstlenmek istemez. Mesela ben havayolu taşıyıcısı olsam gidip şu anda bir kredi almam. Devletin bana destek olmasını beklerim. Yani bakış açısı bu şekilde oluyor büyük bir ihtimal. Yani bu yük, bunun hani bizzat sebebi diyelim ki Türk Hava Yolları. Bu işin sebebi Türk Hava Yolları değil ki. Dünyanın başına gelmiş bir afet böyle. Bunu ben de bir ticari müessese olarak bana devletimin destek olmasını veya işte buna benzer kolaylıklar ne olacaksa önce onu bir görmem gerekir. Doğru. Biraz onlara da, onların da canı acıyacak. Şu devletin de, herkesin işte hep birlikte beraber bu dayanışma niye önemli? Her yerde dayanışma vurgusu var. İşte bunlardan dolayı var. Ama o kocaman kocaman kurumlardan daha şu anda evet, bismillah, şundan başlayacaksınız, buraya kadar devam edeceksiniz. Birinci, ikinci, üçüncü maddesi şu şeklinde. Senin dediğin anlamda bir deklarasyon daha yayınlanmadı. Teşekkürler. Hüseyin Hocam, ben bir de bu pandemi hastanesi başlığıyla gündeme geldi. Kamuoyunda da çok tartışıldı. Atatürk Havalimanı'ndaki pistlerin durumu, dün de paylaştın sen aslında Twitter'dan gerçi. İşte faaliyet dışı kalacak ve faaliyetine devam edecek olarak, ama belki onunla ilgili bir arka planı, oradaki düşünceyi ve biraz da uzun vadeli perspektifi alabilir miyiz? Her zaman bulamıyoruz seni böyle. Yo, her zaman, ne zaman istenirsek buradayız. Eyvallah. İnşallah bundan sonra güzel ortamda. Tamam. Şimdi bir orada 17-35 pisti var. 1-7-3-5. Bir de orada 0-5-2-3 dediğimiz şöyle iki tane pistimiz var hatırlarsanız. 17-35 pisti yeni havalimanında uçtuysanız aslında belki fiziki olarak kalkıp şu ekranı göstersem bu olabilir, size çevirip anlatsın. İkisi de açık şu anda önümde. Canlı burada şeylerde. Şey, ekranı çevirsen görebiliriz aslında. Yapabiliriz bakalım. Şunu bir açalım. Şimdi M tarafa doğru gideyim. Evet. Şimdi Ali tutar mısın? Şu o kapıyı kapatamam. Şimdi sevgili arkadaşlar, elindeki sopa gözüküyor, doğru mu? Evet. Tamam. Şimdi bu 1735 dediğimiz pist. Evet. Bunun doğrultusu şu anda canlı olarak şu anda bir tane iniş yapıyor Atatürk Havalimanı. Şu anda kargo uçağı büyük bir ihtimal. Evet. Şimdi bu şu anda pandemi hastanesi aşağı yukarı şuralarda falan oldu. Belki orada park edilmiş işte bazı uçaklar veya işte orada konteyner ya da araçların hareketi rüzgardan vesaire. Şimdi bunun doğrultusuyla 1735 şurada gördüğünüz yeni havalimanındaki pistlerin doğrultusu birebir aynı coğrafi doğrultu. Fiziki olarak birisi Yeşilköy'de, birisi işte Arnavutköy'de gibi düşünmeyin. Buradan kalkan bir uçak, yani hepiniz yolculuk yapıyorsunuz veya en son artık İstanbul'a geldiğinizde hatırlayın, şuradan geliyorsunuz, şöyle bir köşe yapıyorsunuz ve yeni havalimanına doğru alçalarak iniş yapıyorsunuz bir dakika sonra falan. Yani buradan kalkan herhangi bir hava aracı buranın kapasitesini alıyor. Bunlar zaten planlandığı için. Yeni havalimanındaki şu pist yanlış mı doğrultusu? Yok. Yıllarca olan rüzgardan vesaire ölçüldü. Bütün kriterlere bakılarak yapıldı. Birazcık sağa, birazcık sola yapılsa olur muydu? Olabilirdi. Şu haliyle de gayet güzel pistlerin durumu. Bu da yıllar önce ölçülmüş. Aynı doğrultuda yapılan bir pist. İkisini aynı anda kullanmanın hiçbir anlamı yok. Zaten biz devlet olarak verdiğimizde sadece bir havalimanı arazisini vermedik. Ne yaptık? Aslında İstanbul'un Avrupa tarafındaki bir hava, ticari hava imtiyazını verdik. Buradaki hava sahasındaki hakları da verdik. Havanın hakkını vermedik ama buradaki bütün işte bu pistten elde edilecek slotlardan tutun da yapılacak ticaretlerin tamamını verdik. Ve tabii şuradaki terminali görüyorsunuz. Terminal içindeki yapılacak ticaretleri vesaire de verdik. Şimdi 6 Nisan'da büyük taşınma oldu hatırlarsanız buradan buraya. 6 Nisan 2019'dan sonra hiçbir hava aracı buradan inip kalkmadı. Zaten bu buraya taşındıktan sonra bu ikisinin eş zamanlı kullanmasının imkan ve ihtimali olmadığı için biz burayı havacılık yayınlarından da çıkarttık. Şu anda gördüğünüz şunlar da Türk Hava Yolları'nın, ben resimlerini de paylaştım, Türk Hava Yolları'nın park halindeki uçakları. Kargo uçakları,
kargo uçakları dahil değil mi şey Hüseyin? Tabii tabii, şu anda bunlar buraya park ediyor. Kargo operasyonları burada yapılıyor anlamda. Şu anda buradan inip kalkıyor. Şahane bir şekilde kalkıyor, iniyor falan. Okay. Şimdi bu yan kağıtları hatırlarsınız mesela. Şimdi burası buranın bir sürü maliki var. İçinde devlet ağa meydanlarının arazisi var. Hazine maliyesinin dediğimiz milli emlakın arazisi var. İşte başka başka küçücük küçücük böyle minnacık minnacık yerlerden bahsediyoruz. Burası yaklaşık şu anda bir tarafı 1 milyon 300 bin metrekare. Şurası yaklaşık 2 milyon 300 bin metrekare vesaire. Burası Cumhurbaşkanımız tarafından millet bahçesi olarak ilan edilmiş alan. Biz bunu zaten havacılık yayınlarından da pist olmaktan çıkartmıştık zaten. Buraya herhangi bir iniş kalkış yapılmıyor. İnder Hacı bugüne kadar beklettik ve millet bahçesinin imalatını ve inşaatını başlattık. Şimdi dolayısıyla böylesine güzel, böylesine bir özellikli bir yer için yer arayışı geldi. Bir sürü insanın aklına geldiği gibi evvelde bizim de aklımıza geldi. Yani terminaller var orada. Hatta hiç kullanmamış bir terminal binası da var. Fakat bunların inanın ki çevrilmesi, pandemi hastanesine çevrilmesi hem vakit olarak hem maliyet olarak buradakinin kat ve kat fazlası. Şimdi burada zaten sizin pist olarak tabir ettiniz ama kullanılmayan bir piste benzeyen bir yapı var. Pist değil bu. Pist olabilmesi için bütün elektronik altyapısı olması lazım. Uluslararası yayınlarda yayınlanmış olması lazım. İniş kalkış usullerinin, havacılık usullerinin tariflenmesi lazım vesaire vesaire vesaire. Bu artık o yayınlardan kalkmış bir yer. Yani bu yan tarafta flyer'ın oradan geçen alandan bunun hiçbir farkı yok. Sadece güvenlikli bölgede. Pist olan bu. 0523. Bu hala pist. Hala uluslararası iniş kalkış. Bütün dünyadan kargo uçakları inip kalkıyor. Türk Hava Yolları dahil. Dolayısıyla biz şimdi niye işte terminali yapmadık? Bu baktık terminali. Çok daha maliyetliydi. Biz bakmadık. Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü var. Bunların inşaatlarını, imalatlarını yapan yerler incelikle. Mümkün değil de geçişmesine imkan ve ihtimal yok. Alternatif yerler gösterdik yine havalimanı içinde ve dışında. Burası olur mu dediler. Yani kağıtlarını falan. Burası hava kuvvetlerinin olduğu yerlere yakın. Burası ileride şurada gördüğünüz genel havacılığın belki taşınması gereken yerlerden bir tanesi olduğu için burası ne şimdi düşünmedik. Yok dedik. Tam da zaten şuradaki alan biraz daha buraya göre uygun bir alan. Sonra buraya baktık. Nelere baktık? Bizim Annex 14 dediğimiz havalimanındaki hem seyir seferen ve manialarla alakalı emniyetli olarak iniş, kalkış, uçuş yapılabiliyor mu? Bunların tarif edildiği kriter. Buraya baktık hiçbir sıkıntı yok. Manialara baktık hiçbir sıkıntı yok. Ne kalıyor burada? Elektronik aksamı olacak olan etkisi. Bir şey var mı? Yok. Buna da ondan sonra kullanılacak malzemeler var. Biliyorsunuz ILS duydunuz. ILS'in iki parçası vardı. Bir localizer vardı tam ortalayan. Bir de iniş açısı, süzülme açısının verdiği yer parçası vardı. Glide pad. Bunlara baktık. Diğer uydudan gelip veya işte uçaktan gelip yansıyan, yansıtma yapacak olan bir şeyler var mı yok? Yok. O zaman burası gayet uygun. Hatta demin Kerim'in atıfta bulunduğu tweette biz oradan çekim yaparken dedik ki hastane nerede, pist nerede yaparken orada bir kurgu yok. Tevafuk. Bir uçak indi, bir uçak kalktı. Onlar da kayıtta var. Dedim ki paylaşın işte bak. Orada hastane imalat inşaatı sürüyor. Rahatlıkla ben de operasyonumda herhangi bir şekilde. Ya bakın burada siz, ben, herhangi birimiz de inebiliriz. Özel jetle de inilebilir. Cumhurbaşkanımız iniyor. Bütün devlet başkanları da buradan inip çıkacak. Çünkü hatırlarsanız şey şurada. Devlet konuk evi. Evet, konuk evi burada. Onlar inip kalkacak. Yani riskini ne yükü, ne yolcuyu, ne oradaki pilotlarımızı, ne çalışanlarımızı, ne bu hastaneyi, ne bu hastaneden hizmet alacak veya burada hizmet sağlayacakları herhangi bir şekilde veya buranın hava limanından veya pist olma özelliğinden çıkacak bir şeye göze alıp da buraya izin vermek imkan ve ihtimali yok. Şimdi gelelim 7 Nisan'dan sonrasına. Eğer siz bir yerde havacılık faaliyeti yapacaksanız bu tapusu sizinse zaten devlet ağa meydanları olarak konuşuyorum. Hiçbir sıkıntı yok. Eğer değilse hazine maliyesi diyorsunuz ki ben burada bir havacılık faaliyeti yapacağım. Burayı bana tahsis ediyorsunuz. Burası da %97'si 98'i hazine maliyesinin ve bize tahsis edilmiş olarak. Hazine maliyesi bize dedi ki
Hadi şimdi burayı artık havalimanı olarak, pist olarak kullanıyor musun? Yok. Cumhurbaşkanımız bunu ilan etti biliyorsun, bize lazım. Sen kesin pist olarak kullanmıyorsun. Hayır, kullanmıyorum. Benim ihtiyacım yok. Çünkü buradan daha büyük. 3750, 4250 ve 3000 metre 3 tane pistim var. Hiçbir sıkıntı yok. Eğer bunu 2 sayıyorlarsa burada o zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6 bir sürü pistim var. Hani piste ihtiyacım yok benim. Bunların ürettiği sloplar falan hala yeter. 1 milyon 450 metrekare benim burada terminalim bir yandım. O zaman bunu daha hayırlı hizmetlerde kullanabiliriz. Peki o zaman dedi. Senin dedi herhangi bir bana bir şey söylemeksizin buranın kullanımını senden tahsisimi ortadan kaldırdım ve artık burası tekrar hazine maliyesine geçti. Yani Milli Emlak. Milli Emlak da biliyorsunuz şu anda Çevre Şehircilik Bakanlığı. Yani buranın tahsis izni de şuyu da buyu da onlar. Ben sadece neye bakarım? Burada hemen yan tarafta havacılık faaliyeti yapacak bir adam olarak buraya uçuşa mani var mı? Yok mu? Uçuş emniyetini tehdit edecek bir şey var mı? Yok mu? Burada olurdu, burada olurdu ama buradan hemen lojistiği var bu işin. Girişi çıkışı yarın öbür gün burası aslanlar kullanılmaya devam ettiği zaman belki ileriki zamanlarda daha güzel şeyler de olur. Bir sağlık turizmin önü de açılabilir. Sonra burası hani şahane bir yer yapıyorlar burada. Çok o kadar da geçici de değil. 1000, 8000, 10 yataklı vesaire falan ona benzer bir rakamda bu. Hızlı bir şekilde de gidiyorlar. Mayıs 15'i gibi herhalde imalatları bitiyor. Bir haftada da elektronik aksamının implementasyonu vesaire var. 22 Mayıs, 23 Mayıs yani bayram öncesi burası da faaliyete geçecek. Biraz uzun uzun anlattım hani bilgileriniz olsun diye. Hani kabaca diyorum belki 200 milyona falan yapılabilir bir pist. TL olarak söylüyorum. İşte o kadar yani. 14 milyar falan o rakamlar nasıl hesaplandı? Onu anlamak mümkün değil. Zaten kullanmayanmış. Yani ahvah edecek, arkasına alınacak bir durum yok. Durum budur arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum. Bu çok açıklayıcı oldu gerçekten. Ben katılımcıların da faydalandığını düşünüyorum. Rene, sorry, this was a long detour, but we were discussing about the old airport and the new airport. There are some changes going on. Unless we have other questions, I'm about to wrap up and would like to thank you a lot for your contribution, Rene, all the way from Orlando, Florida. It was a true pleasure. Thank you for having and me. When you come back to Istanbul with your family, we would certainly be expecting to host you and your family face to face. Please keep us informed when you arrive. Thank you very much. Brilliant. Hüseyin Bey'e de çok teşekkür ediyorum katılımları için. Hüseyin, çok ben teşekkür ederim davet ettiğin. Çok keyifli oldu. Aynen benim için de öyle. Görmek. Görüşemiyoruz şeyler, mesafeler. Aynen böyle de olsa insana katan vesaireler. Sıcaklığı hissediyor evet insan. Çok aynen. Teşekkür ederim davet ettiğiniz çok, için. Çok teşekkür ediyorum. Herkese hayırlı Ramazanlar. Hayırlı akşamlar, hayırlı Ramazanlar şimdiden. Hayırlı akşamlar. Herkese hayırlı akşamlar. Kerem abi çok teşekkür ederim moderasyon için. Cumartesi günü tekrar görüşmek üzere. Refah Devleti ve geçim koşullarını konuşacağız. Hayırlı akşamlar tekrardan herkese. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar.